Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte e-okul notlarıma bakacağız. Bu arada bazı kişiler fark etmiştir, saçımı düzleştirdim. Çünkü size söz vermiştim, yaklaşık bir ay önce vermiştim bu sözü ama gerçekten ders çalışmaktan vakit bulamıyorum. Yazılara çalışmaktan vakit bulamıyorum ama dedim ki bugün gideceğim ve o saçı düzleştireceğim. 15 dakika önce geldim evden, saçım bana hiç yardımcı olmuyor. Birazcık böyle şey oldu fark etmişsiniz, dümdüz değil ama saçım dalgalı olduğu için böyle. Ben yine size verdiğim sözü tutmak için, sırf bu video için gittim yani kuaför akşam akşam. Şimdi geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Sözümü tuttuğum için umarım mutlusunuzdur. Videoya devam edelim. Biliyorsunuz, bazılarınız bilmiyorsunuz, açıklayayım. Ben lise hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Bazıları da soruyor, lise hazırlık sınıfı ne demek diye, ne oluyor bu lise hazırlık sınıfı diye. Hemen onlar için de açıklayayım. Çünkü yorumlarda çok görüyorum. Bazen açıklasam da hani yazılı olarak anlatımda anlamayabiliyorlar. O yüzden sorun etmeyin. Ben açıklıyorum şimdi. Eğer yabancı bir lisede okuyorsanız, İngilizce de olabilir, bu Fransızca da olabilir, Almanca da olabilir. Bizim okulda mesela İngilizce. Yabancı lise ne demek? Onu da açayım. Bütün dersler İngilizce eğitiliyor. Yani İngilizce öğretmen girmese bile derste İngilizce konuşuyor. Matematiği İngilizce öğreniyorsunuz. Tamamen kitap da İngilizce, öğretmen de İngilizce anlatıyor. Siz de bir soru sorunca İngilizce soruyorsunuz. Tamamen o dil konuşuluyor okulda. Ve bu dilde çok iyi değilseniz bir sene hazırlık okumanız gerekiyor. Ki o da dili öğrenebilirsiniz. Düşünsenize yani İngilizce bilmezseniz direkt 9. sınıfa İngilizce eğitilen bir okulda çok zor olur bence 9. sınıfın için. Ben de aslında İngilizceme güveniyordum. Ama dedim ki bir sene okuyayım ne zararı olur? Ve hiç de bir zararı olmadı. Ben çok mutluyum. Hazırlık sınıfı beni diğer derslere de hazırladı. Mesela ben bilgisayarda kod bilmiyordum. Ama bizim okulda ortaokuldan beri, yani bizim okulun ortaokulda var. Ortaokuldan beri kod öğretiyorlarmış ve lise hazırlık olmayınca, direkt 9'dan başlayınca biliyorsunuz gibi sayıp onu devam ediyorlarmış yani öğrettikleri seviyelere. Ama hazırlık sınıfı olunca sadece İngilizce'de değil, diğer derslerde de her şeyi size baştan bir anlatıyorlar. Zaten ben de normalde Çorlu'da okuduğum için İngilizce bir okul yok Çorlu'da. Yani İngilizce öğretiliyor ama yabancı uyruklu, tamamen yabancı eğitim sistemine sahip bir okul yok. Ben o yüzden İstanbul'da okuyorum normalde de. Uzun bir açıklamadan sonra artık videoya geçebiliriz bence. Evet, telefon aldım. Bu annemin telefonu bu arada. Kendi telefonumla şu an video çekiyorum. Bu arada kılıf mor nasıl uydu görüyor musunuz? Yastık, üst, kılıf. Ben bunları şu an fark edeyim. Rastgele bir uyum oldu. Bu çok güzel oldu. Şimdi e-okula giriyoruz. Durun bir eklem paylaşayım size de. Şöyle bir kenar çekeyim. Şuraya koyacağım büyük ihtimalle e-okul şeyine. Şimdi bunu paylaşıyorum. Evet. Yine aslında e-okulda da çok not yok. Bakalım bir. Ben bir ara bakmıştım. Bir ay önce birinci yazılığa girildiğinde bakmıştım. İkinci yazılığa girildiğinde bakmadım. Not bilgisi. Evet, giriyoruz. Zaten burada da görüyorsunuz hazırlık sınıfı yazıyor. Bu arada bu fotoğraf ne arkadaşlar? Ben bu fotoğrafı 7. sınıfta çekmiştim. Yani benim yeni fotoğrafım değil. Şöyle yaklaştırmayacağım bir dakika. Vazgeçtim. Çok fazla yaklaştırmayacağım. Çünkü çok komik. Çok farklı bir tipim var yani. Daha esmer görünüyorum. Neyse. Devam edelim. Birinci dönem ders notları. Hazırlık sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı. 100 almışım. İkinci sınavdan kaç aldım? 99 aldım. Gerçekten kendimi öldüreceğim. 99 aldım. İnanamıyorum. Şimdi bazı kişiler diyecek 99 bence çok güzel bir not. Niye ağlıyorsun? Ama gerçekten hani 100 alıp sonra 99 almak yani ortalaman 100 olamıyor. 1 puanla kaçırıyorsun. O yüzden biraz üzülmüştüm ama olsun. Daha çok çalışacağım 3. sınava. Sonra ikinci yabancı dil. İkinci yabancı dil ne? Onu da açayım. İkinci yabancı dil olarak ben İspanyolca görüyorum. Bu yani haftada 5 saat İspanyolca görüyoruz. Ondan 100 aldım. Performansı da 120 kişiler. Bu arada Türkçenin de performansı 100. Sonra İspanyolcanın ikinci performans 100. İkinci performansı var. İkinci yazılı da 100. Yani 4 not var şu an elimde. Hocalar açıkladı da bazılarını girmemişler. İkinci yabancı dilde de notlarım böyle. Sonra matematik. Matematikte bu arada bekleyin. Bu notlar şişirme değil. Onu söyleyeyim. Şimdi insanlar diyecek hepsi 100 yaz şişirme falan diyecekler. Ama beni tanıyorsanız tanımıyor olabilirsiniz. Gayet normal. Ben çok çalışıyorum derslere. Ve derslerde de dinliyorum genelde yani okul kurallarına uymaya çalışıyorum. Disiplinli olarak da her gün 3-4 saat çalışıyorum. Ve bunlar çalışmanın karşılığı gerçekten. Hani asla demiştim size 99 aldım Türkçeden diye.
O 99'u 99 girecekler. Asla bir puan bile şişirme yok bizim okulda, öyle söyleyeyim. Hani yanlış bir anlaşılma olmasın. Sonra demeyin, o senin notların 100 kesin şişiriyorlar falan değil. Ben kendim çalıştığım için böyle notlarım. Matematikte birinci sınav 100, performans 100. İkinci sınav da 100 ama ikinci performansı bilmiyorum. Onu daha hoca açıklamadı. Türkçede 100 galiba ikinci performansı ama Türkçeden emin değilim. Türkçede biraz soru işaretleri var. Neyse, seçmeli biyolojiye girelim. Sınav puanı 100, performans 100. İkinci sınav da 100 bu arada ama performansında da bilmiyorum. Biyoloji, fizik, kimya aynı bu arada. Biz bir sınav alıyoruz fenden. Bir fen dersi gibi görüyoruz hazırlıkta. Daha ayrılmıyor biyoloji, fizik, kimya diye. Ama hani lise seviyesinde olduğu için böyle yazmak zorundalar. Biz haftada 3 ders fen görüyoruz. Her dersinden biri biyoloji, biri fizik, biri de kimya oluyor. Sınavda da 3 daldan da çıkıyor. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Yabancı dil, İngilizce. Evet, bizim haftada 20 saat gördüğümüz canım İngilizcemiz. Şimdi İngilizce biraz sorunlu. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki en çok İngilizce gördüğümüz için de en çok bizi İngilizce'de zorluyorlar. En zor soruları İngilizce'den soruyorlar. O yüzden 100 alamadım. İngilizce'den de 3 sınav olduk. Normalde liseler her şeyden 3 sınav oluyor ama lise hazırlık sınıfları sadece İngilizce'den ya da Fransızca görüyorlarsa Fransızca'dan 3 tane sınav oluyorlar. Biz 3 sınavı da olduk. Birinci sınavdan 96 performans, birincisi performans 100 ama iki performans var yine. İkinci sınavdan 94 aldım. Performansım bu arada ikinci performansımda 96. Üçüncü sınavı olduk ama üçüncü sınıf açıklamadılar. Ya ben istiyorum ki üçüncü sınav 100 olsun, bir kurtarayım yani. Çünkü her şey böyle güzelken, 95 üstüyken, hatta neredeyse 100'ken bütün notlar İngilizce'de böyle bir tık aşağı olmak istemiyorum. İnşallah üçüncü sınavım 95 üstüdür. Hani ikinci sınavda 94 olduğumda biraz üzülmüştüm çünkü 96'dan 94'e böyle 2 puanlık bir düşüş olmuştu. Benim üçüncü sınavım iyi geçti ama ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani 98, 96 falan bekliyorum. Hani 94 bir daha beklemiyorum. Bir de 80 falan alıyormuşum. Çok üzülürüm biliyor musunuz? Hani umarım yüksek alırım. Neyse, başka girmişler mi? Girmemişler. Beden falan bakıyorum. Girmemişler. İkinci dönem zaten yok. Bu da gördüğünüz üzere. Burada yine mükemmel tipim falan var. Beden dersinden bir sınav olmadık. Ha, bilgisayar dersi kaldı. Onu da söyleyeyim size. Bilgisayar dersinde de iki sınav olduk. Performans notlarını açıklamadılar. Performans da girecekler yine iki tane. İki sınavda 100. Performansları bilmiyorum. Performanstan 100 verirler diye düşünüyorum. Bir tane performans ödevi vermişlerdi. Onu ben yapmıştım. Hani hocaya dedim, oldu mu hocam, benimkini gördünüz mü? İyi demişti. Umarım o da 100'dür. Hepsi umarım sizinki de 100 olur. Çünkü çalışıp karşını alamamak çok kötü oluyor. Hani çok çalışıp çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Birden çok istemediğin bir not geliyor. Bu da güzel olmuyor. O yüzden garanti yapıyorsunuz. Benim gibi 5 saat çalışıyorsunuz, tamam mı? Hepinize söylüyorum. Herkes burada 5 saat çalışacak ve herkes 100 olacak. Umarım hepiniz için böyle olur. Benim notlarım bu kadardı. Herhangi bir sorunuz varsa aşağı yazabilirsiniz. Lisemle alakalı, okulumla ya da herhangi bir şeyle alakalı sorabilirsiniz. Video ile alakalı bir şey olursa sorabilirsiniz. Yorumlarda rahat olmanızı istiyorum. Çünkü ne kadar çok birlikte iletişim kurabilirsek, geri bildirim verirseniz bana, ben de sizin istediğiniz videoları çekebilirim. Sizin istediğiniz gibi çekebilirim. Karşılıkta mutlu oluruz. Ben her zaman mutluyum video çekerken de sizin de benim gibi mutlu olmanızı istiyorum açıkçası. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, zil tuşuna basmayı, abone olmayı, küçük bir zil tuşu var, onu basmayı unutmayın. Ki ben video attığımda size bildirim gelsin. Ve dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ders çalışmayı unutmayın. Hoşça kalın.